Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. Eğer ilk kez bu saatte ekranlarını açan arkadaşlarım varsa, yani ilk kez saat tam 4'te Sat 7 Türk kanalını açan arkadaşlarım varsa ve kim acaba bu abla diye düşünüyorlarsa, ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle buluşuyor oluyorum ve birlikte çok şey paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar, sizlere bir sorum var. Dostlarınız var mı? Çok sevdiğiniz dostlarınız mahallede, okulda, sınıfta ya da hatta şöyle düşünelim, bazen akrabalarımız, kuzenlerimiz ya da kardeşlerimiz de bizim dostlarımız sayılabilirler. Var mı dostlarınız arkadaşlar? Her şeyinizi paylaştığınız dostlarınız. Peki onlarla neler paylaşıyorsunuz diyelim mesela? Oyuncaklarınızı mı? Ya da en sevdiğiniz atıştırmalıkları mı? Ya da çoğu zaman sırlarınızı, duygularınızı, sevindiğiniz veya üzüldüğünüz konuları. İşte dostluk gerçekten de böyle bir şey arkadaşlar. Eminim dostlarınız olduğundan. İşte bu yüzden biz bugün programı dostlarımızı hatırlayarak açıyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Ama neden Nur abla bu soruyu sordun derseniz arkadaşlar, birazdan sizlere vereceğim görev bu konuyla ilgili. Ama ondan önce sizler şöyle güzel bir video izleyeceksiniz dostlukla ilgili. Ardından Ege'yi izleyeceksiniz ve biz Ege'den sonra yine burada buluşacağız. Sayıların bazıları senseptenkadjagilyon oktononagintilyon ve senoktoktatrakitilyondur. Güneş'e en yakın yıldıza gitmek isterseniz seyahatiniz bugünkü araçlarla 40 bin yıl sürerdi. İnsan sıkıntıdan patlar. Uzayda boyunuz %3 uzar. Yer çekimi olmadığından omurilik serbest kalır. Boyunuz uzunmuş gibi durur. Basketbolculara iyi haber. Uzaya gönderilen ilk canlı layık adındaki köpek değil, bir meyve sineğiydi. Fakat kontrol edilmediği için kayıtlara geçmedi. Zavallı meyve sineği. O kadar yolu boşuna gitti. Uzaya 1969 yılında Yuri Gagarin tarafından çıkıldı. Aynı kişi tarafından yine inildi. İspanya'da, Cantalovas'ta bekçi boğaları satın almak mümkün. Tabela da mümkün. Dikkat, boğa var. Efsanevi Komodo ejderhası aslında bir tapirdir ama kendini ejderha sanır. Arkadaşım, senin adına ve kendi adıma Ege'ye kocaman teşekkür ediyorum. Ve eğer şimdi artık hazırsan 3'ten geriye doğru sayacağız birlikte. Sen de bana olduğun yerden eşlik et lütfen ve ardından ekranda görevimizi hep birlikte göreceğiz. Hazır mısın? Haydi sayalım o zaman. 3 2 1 Tanrı ile dostluğunu pekiştir. Arkadaşım, bugünkü görevin Tanrı ile dostluğunu pekiştirmek. Şimdi anladın mı? Az önceki soruyu sana neden sordum? Hemen sana bir ayet okumak istiyorum. Yuhanna bölümünden, Yuhanna 15. bölümden. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez.
size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim diyor kutsal kitap. Ve bunu bize Tanrı söylüyor. Yani Mesih söylüyor bunu bize. Hadi tekrar bir bakalım, bir daha okuyalım. Artık size kul demiyorum. Kul ne demek? Normalde genelde kul biraz böyle köle gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle her istediğini yapan, kölelik aslında eskiden olan bir şeydi, iyi bir şey değildi daha çok. Böyle her istediğini yapan ama böyle sahibiyle dost olamayan kişiler için diyebiliriz aslında bunu. Ve diyor ki artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Çünkü dost değillerdir. Kul hiçbir zaman efendisine ne yaptığını soramaz. Ama dostluklar böyle değildir. Size dost dedim diyor Mesih bizlere. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Yani aslında bildiğim her şeyi size bildirdim tıpkı bir dost gibi demek istiyor. İşte bu yüzden Tanrı ile kuracağımız dostluk bizim için çok önemli. Çünkü Tanrı bizle dost olmak istiyor arkadaşlar. Şimdi bir taraftan görsellerim gelsin. Ben de size şundan bahsedeyim. Tanrı ile nasıl dost olabilirsiniz? Nasıl olabilir bu? Tabii ki kendi dostlarınızla kurduğunuz ilişki gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela Tanrı'ya yaşadığın ve hissettiğin her şeyi anlatabilirsin. Sabah uyandığında veya akşam yatarken veya gün içinde giderken, bir yerlere giderken. İşte o zaman hissettiğin ve yaşadığın her şeyi Tanrı'ya anlattığında onunla dost olmak için büyük bir adım atmış olursun. Tıpkı arkadaşların, kuzenlerin gibi Tanrı ile duygularını paylaşabilirsin. Nasıl ki bir şeye üzüldüğün zaman, sınıfta bir arkadaşınla aran bozuk olduğunda, ailene kırıldığında, bir dersini tam olarak yapamadığında, kendini başarısız hissettiğinde, nasıl ki bunları dostlarınla, kuzenlerinle, kardeşlerinle paylaşıyorsun. İşte bütün bunları Tanrı ile paylaşabilirsin. Yardıma ihtiyacın olduğunda Tanrı'dan yardım isteyerek de onunla dost olabilirsin. Tanrı'ya zaman ayırarak da onunla dost olabilirsin. Yani ne yaparak? Dua ederek, onunla sohbet ederek, onu düşünerek. Sabah akşam veya gün içinde ona dua ederek. Az önce söylediğim gibi. Çünkü dua etmek Tanrı'ya sohbet etmek anlamına geliyor. Tıpkı dostlarınla yaptığın gibi Tanrı'yı üzdüğünü düşündüğünde ondan özür dileyerek. İşte bütün bunları yaptığında Tanrı'yla dost olmak için büyük bir adım atmış olacaksın ve dostluğunu pekiştirmiş olacaksın. Evet arkadaşım, seni bu görevin için düşünmeye gönderirken aynı zamanda da kumdaki hikayeleri izlemek için seni teşvik ediyorum. Kumdaki hikayeleri haydi hep birlikte izleyelim. Onun ardından zaten güzel bir bölümle buluşacağız. Rab İsa göklerin egemenliğini duyurmak için birçok şehre ve fakir köylere giderdi. Öğrencileri de her zaman onunla birlikte olur, halk da Rab İsa'yı takip eder ve gittiği her yere arkasından gelirlerdi. Bir gün Rab İsa oturmuş halka öğretiyordu. Halkın sayısı gittikçe artıyor. İnsanlar birçok bölgeden Rab İsa'nın sözlerini dinlemek için geliyorlardı. Rab İsa benzetmelerle konuşmaya başladı ve onlara tohum benzetmesini anlattı. Bir gün ekici tarlasına ekmek için tohum atmaya başladı. Tohumlardan bazıları yola düştü. Kuşlar gelip hemen tohumları yediler. Bir kısım tohum kayaların arasına düştü. Tohumlar çabuk filizlendi ama hemen öldüler.
çünkü kökleri derin değildi. Başka bir kısım tohum dikenlerin arasına düştü. Tohumlar filizlenince dikenler onları boğdu ve öldüler. Sonunda bazı tohumlar da iyi toprağa düştüler. Tohumlar filizlenip yeşererek güzel ve bol ürün verdiler. Rapisa tohum benzetmesini anlattıktan sonra öğrencilerinden biri bu benzetmenin ne anlama geldiğini sordu. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir. İnanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salmadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün veremeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte sağlayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Sözünü yüreğimde sakladım, sana karşı güne işlememek için. 119. Mezmur 11. Ayet. İşaretlerle Konuşuyorum bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bayağıdır bir süredir yapmıyorduk. Bugün seninle yine birlikte işitme engelli kişileri anlayabilmek için, onlarla iletişim kurabilmek için çok önemli bir şey olan işaret dilini öğreneceğiz yine seninle birlikte. Bugün senin için iki tane yeni kelime hazırladım. Haydi bakalım gel hemen öğrenelim bu kelimeleri. İlk kelimem, aslında bu bir fiil değil, bu ama günlük hayatta çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. İlk kelimem iyi, iyi, güzel, iyi, güzel. Yani mesela yemek iyi olmuş, yemek güzel olmuş gibi zamanlarda kullanabiliriz. Ellerimizi böyle yapıyoruz bir çiçek gibi ve şöyle yapıyoruz. İyi, 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 güzel, güzel. Hani böyle yaparız ya ne güzelmiş diye. Ellerimizi böyle yukarı aşağı sallıyoruz. Tek elle de gösterebiliriz, çift elle de gösterebiliriz. Şu şekilde yapıyoruz. İyi, iyi, güzel yapıyoruz. Şimdi bir sonraki yeni kelimem yine ellerimizle yapacağımız bir işaret. Böyle yine ellerimizi aynı bu şekilde kullanacağız ama bu biraz daha hareketli bir kelime. Bu kelimem çok, çok. Ne yapıyoruz biliyor musun? Elimizi alıyoruz. Böyle tıpkı bir çiçeğin açılıp kapanması gibi açıp kapatıyoruz. Çok, 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 çok. Haydi gel tekrar edelim. Az önce öğrendiğimiz kelime neydi? İyi, güzel. Güzel mi? Güzel mi? Güzel, güzel, güzel. Çok. Dışarısı çok kalabalık. Çok, 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 çok. Evet sevgili arkadaşım, bugün sana öğreteceğim iki tane işaret buydu. Sen de bu işaretleri evde çalışırken, denerken kendini bir videoya çek ve bizim WhatsApp numaramıza bu videoları gönder ki biz de seninle birlikte sevinelim.
Evet, şimdi sırada yine çok sevdiğimiz iki arkadaşımız var. Haydi gel birlikte Mevezi'ye gidelim. Herkese merhaba. Evet, hazır mısın yeni bölüme? İtiraz ediyorum. Sonuç dinlensin. Ha evet, mahkemeden... Elçi Pablos'un salınmasına karar verilmiştir. Ben anladım. Tamam, sen mahkemeyi oynuyorsun ama... Yani... Oynuyorsun da ne demek? Yüce mahkemeyi oynayacak mı sandınız Sayın Kuzu Bey? Nefes alamıyorum. Biraz yavaşlar mısın lütfen? Çok kaptırmışım ya. Galiba yeni bölüme hazırım. Evet, tamam, o zaman başlıyorum. Ama sakın itiraz etme, olur mu? Etmem. Hatırlarsan Elçi Pablos... Hatırlamam, merak etme. Hatırlamıyor musun Zi? Bilmem. Zi, ne yapıyorsun sen? Mahkemeyi oyalıyorum ve jürinin kafasını allak bullak ediyorum. İyi yapıyorsun Zi. Ama bırak da konuya devam edeyim lütfen, olur mu? Tamam o zaman. Evet. Elçi Pablos ertesi gün kurulun önüne çıktı. Mahkeme çok sert tartışmalara sahne oldu. Evet, sen olsan çok daha farklı olurdu. Konuşmalar sırasında Pablos oturanlar arasında ferisilerin de olduğunu fark etti ve bunu lehine çevirdi. Lehine? Lehine. Yani kendi yararına ve avantajına demek. Aleyhine de kendi zararına demek. Zıttı yani. Tamam. Dedi ki, kardeşler ben ferisiyim. Bir ferisi oğluyum. Ölülerin dirileceğini umduğum için yargılanıyorum. Elçi Pablos'u tanıyorum da ferisiler kim be? Farisiler ya da ferisiler, İsrailoğulları içinde doğan bir Yahudi toplumsal hareket ve düşünce okulu denebilir. İnançsal olarak yazılı sözün Tanrı tarafından esinlenildiğini kabul etmişlerdir. Elçilerin işlerinden öğrendiğimiz üzere ölülerin dirildiğine, meleklerin varlığına ve Tanrı'nın her şeyi kontrol ettiğine inanmışlardır. Bir de Sadüküler var. Onlar da bir grup. Ferisilere göre daha zengin olan bu grup, ferisiler gibi Tanrı sözüyle sözlü geleneğe değer vermeyip sadece yazılı olan sözü kabul etmişlerdir. İki tarafın birbirlerine karşı çekemezlikleri varken bir konuda birleşecekler tabii. Şimdi onu göreceğiz. Ne konuda? Elçi Pablos'a karşı. Evet. Neyse, devam edelim. Elçi Pablos'un bu söyleminden sonra ortalık iyice karışır. Çünkü orada ferisilerden başka az önce tanıttığım tam zıt bir grup daha vardır. Sadüküler. Tartışmalar zaman geçtikçe kızışmaya başlar. Komutan da Pavlus'un linç edilme riskini de düşünerek onu mahkemeden alır ve güvenliği için tekrar kışlaya götürür. Kışlada geceleyen Pavlus'a bir görme geldi. Görümde Mesih İsa Pavlus'a yüreklen. Yeruşalem'de benim için nasıl tanıklık ettinse Roma'da da tanıklık etmen gerekiyor dedi. Vay be! Ya! Yahudiler yine Pavlus'a karşı bir plan yaptılar. Bu sefer kurdukları tuzak daha kararlıydı. Ancak Pavlus'un Yeruşalem'de yaşayan kız kardeşinin oğlu bu planı fark etti ve önce Pavlus'a sonra da oradaki yüzbaşıya haber verdi. Yüzbaşı, Yahudilerin yapacağı bu plana katılan insan sayısının fazla olduğunu öğrenince Kayseriya'dan birlik talep etti. Bu sırada da elçi Pavlos, vali Marcus Antonius Felix'in önüne çıkarıldı. Pavlos, valinin önünde iddialı bir şekilde savunmasını yaptı. Bu mahkeme tam 2 yıl sürdü. Sanki senin anlatımın da öyle mi? Evet, bu konu biraz uzun Zihi, haklısın. Bu mahkemenin uzunluğunu süreç içerisinde valinin değişmesinden de görebilirsin. Ama sen değişmeme, benim canım kardeşim. Canım kardeşim benim, evet. Vali Felix'in yerine Porcius Festus geçer. Mahkemede Yahudiler Pavlus'a çok ağır suçlamalar yöneltirler. Ancak Pavlus iyi bir hatip olduğunu bir kez daha gösterir ve bütün suçlamaların altından kalkar. Tipini anlamadım. Hatip. O neydi? Sen bölümün başında itiraz ediyorum, sanık dinlensin gibi şeyler söyleyip bir anlatım sergiliyordun ya. Evet. Ha işte, onu düzgün ve başarılı yapana hatip deniyor. Demek öyle. Öyle bakma Zi. Ya öyle bakma Zi. Ay gelme üstüme Zi, kaçarım bak. Gelme üstüme Zi. Gelme. Hadi bay bay. Bitti bölüm. Bay bay.
Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bu arada Mevzi'ye de buradan çok teşekkür ediyorum güzel bilgiler için. Şimdi nerede kalmıştık sevgili arkadaşım? Dua etmek hakkında konuşuyorduk. Nasıl dua edebiliriz? Tanrı'yla nasıl konuşabiliriz diye bunun hakkında konuşuyorduk. Aslında sana bugün verdiğim görev de Tanrı'yla dostluğunu pekiştirmekti. Ve Tanrı'yla dostluğunu pekiştirirken dua etmek ve Tanrı'yla sohbet etmek gerçekten çok önemli bir faktör. Şimdi arkadaşım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Acaba biz Tanrı'ya nasıl dua edebiliriz? Dua ettiğinde normal bir şekilde konuşabilirsin öncelikle zaten. Bunu biliyorsun. Tıpkı çok sevdiğin biriyle konuşur gibi mesela. Yani bir dostunla konuşur gibi, annen ya da babanla konuşur gibi. Mesela nasıl dua edebiliriz? Haydi bununla ilgili sana bir örnek okuyayım. Merhaba babacığım. Seni tanımak istiyoruz ve sana yakın olmak ve seninle dost olmak istiyoruz. Lütfen bize yol göster. Dünyadaki her şeyi yeniden yoluna koy. Yüreklerimizdeki her şeyi de. Cennetteki her şeyi nasıl en iyi şekilde yapıyorsan dünyada da aynısını yap. Lütfen bugün ihtiyacımız olan her şeyi bize ver. Yaptığımız yanlışlar için ve seni üzdüğümüz için bizi affet. Başkaları bizi üzdüğünde nasıl onları affediyorsak sen de bizi affet. Bizi kurtar. Sana ihtiyacımız var. Senden kaçıp saklanmak istemiyoruz artık. Bizi düşmanlarımızdan koru. Sen güçlüsün Rab. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Her şey senin kontrolündedir. Şimdi ve sonsuzlarca, sonsuza dek. Senin muhteşem olduğunu düşünüyoruz ve seni çok seviyoruz. Amin. Görüyor musun? İsa aslında bu duayı o zaman insanlara öğretti. Nasıl dua etmeyi, nasıl dua edeceklerini bilmeyen insanlara işte böyle dua edebilirsin diye bu örneği gösterdi. Görüyor musun? İsa insanlara Tanrı'nın onları her zaman seveceğini göstermeye çalışıyordu. Hem de asla durmayan, asla vazgeçmeyen, kırılmaz, sonsuz ve süresiz bir sevgiyle. Artık saklanmalarına, korkmalarına ya da utanmalarına gerek yoktu. Tanrı'dan kaçmaya son verebilirlerdi. Bunun yerine ona doğru koşabilirlerdi. Tıpkı küçük bir çocuğun babasının kollarına doğru koşması gibi. Evet sevgili arkadaşım, işte Tanrı'ya bu şekilde dua edebilirsin. Ama daha da güzeli, içinden nasıl geliyorsa Tanrı'ya o şekilde dua edebilirsin. Bugünlük Nora ablandan bu kadar. Nora ablan seni çok ama çok seviyor. Kendine çok iyi bak, olur mu? Hoşça kal.